Ayakları kum içinde. Hani öteki? Bak o da geliyor. Bak o da buradan geliyor. Bindir kamyonu, onu gezdir. Gitti. Ötekinler nerede? Yolun içindeler. Geldi. Ali, çileklerin alıyor. Ne? Çileklerin olmaya başlamış. Bu mu? Hayır, bak. Ne? Bak. Bu mu? Evet, baksana. Hı hı. Bir, iki, üç, dört, beş tane çilek. Kırmızı olsa yiyeceğiz. Tut annem. Tutamıyorum, sen tut. Gelsinler bu tarafa, sevelim, tamam mı? He? Kaç, kaç. Çekilsen önünden geçebilsinler. Ana koşa, yakalanma. Tamam, gelecektir. Herkese tekrardan merhaba. Akşam yemeği için girdim mutfağa. Patlıcanı karnıyarık yapacağım. Patlıcanla birlikte kıyma çıkarttım buzluktan. Öncelikle patlıcanlarla işe başlayacağım ben. Şöyle bıçağımı da çıkartayım. Şöyle kameramı sizlere şöyle koyalım. Evet. Şimdi önce patlıcanlarımızı alıcılı soyuyoruz arkadaşlar. 2, 4, 5 tane patlıcanım var benim burada. Ben patlıcanları şöyle tepe kısımlarını kopartıyorum ben. Kimisi o kısmını da soyuyor, bırakıyor. Şöyle alacalı soyuyoruz. Canları soydum. Şimdi bunların hepsini böyle tuzlu suda bekletiyorum. Bir 15-20 dakika bekletmek yeterli olacak. Acısı varsa çıksın. Şöyle koydum leğenimin içerisine. Üzerine şöyle bir kase koyalım. Hepsi suyun içerisinde olsun. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi patlıcanın içine, karnıyarın içinin soğanını doğrayalım.
tane büyük bir kuru soğan. Tavaya alalım şimdi bunların. Evet, şimdi soğanlarımı tavaya aldım. Altını da açtım. Biraz sıvı yağ döküyorum böyle. Evet, soğan ve kıymalar kavrulmaya başlayınca biberleri de ekledim üzerine. Üç tane domates, 3-4 diş de sarımsak doğradım. Şimdi üzerine bunları ekleyeceğim. Şöyle çok az bir salça koyuyorum. Çok salça koymuyorum. Niye diye sorarsanız, üzerine şimdi salçalı sos yapacağız ya. Onun için içerisine azıcık renk vermesi açısından salça koyuyorum. Şöyle birazcık da su ekliyorum. Şöyle eritelim salçayı. Kıymalarımız da güzelce dağılır hem bu şekilde. Domateslerim çok renkli olmadığı için, yani renk vermeyeceği için salça ekledim. İçim çok olduğu için 2-3 tane daha patlıcan çıkarttım dolaptan. Davul fırında yapacağım arkadaşlar, ama davul fırında ilk defa borcam fırına sokacağım. Patlar mı diye çok korkuyorum. Komşu patlamaz, ben hep sokuyordum diyor ama umarım patlamaz. Korka korka ilk defa deneyeceğim bakalım. Davul fırının içerisinde borcam. Nasıl olacak? Tuzunu da atalım. Burada üzerine koymak için biber ve domates ayarladım. Patlıcanlarımı da tuzlu sudan çıkarttım. Ve burada güzelce kuruluyorum. Kurulamazsak kızgın yağ attığımız zaman patlar. Şöyle güzelce sularını aldırın. Havlu kağıdı ya da böyle bir havluyla güzelce kuruladım ben. Burada da küçük göze koydum. İç sosum böyle. Burada ağır ağır pişiyor. Burada da yağ kızdırıyorum. Şimdi içerisine atacağım patlıcanlarımı. Çevire çevire pişireceğim bunları. Evet, sosumun altını kapatacağım. Şöyle bir karabiber ekliyorum. Biraz. Baharat olarak. Biraz da kimyon ekliyorum. Biraz da kimyon ekledim. Şimdi şöyle yine karıştırıyorum. Ve altını kapatıyorum. Patlıcanlarım da burada kızarmak üzere. Tamam. Sosumuz hazır. Altını kapatabiliriz. İyice yumuşamışlar. Şunları alayım. Evet, şimdi patlıcanları borcamızın içerisine alıyoruz. İnce oldu aslında benim patlıcanım. Biraz daha kalın dolgun patlıcan olsa daha güzel olur onlarla. Benimkiler böyle inceydi. Kızartma için almıştım. Şöyle ortalarından kesip açıyoruz. Şununkisi gibi tombik olsaydı
daha iyi olurdu. Şimdi şöyle açtırıp birazcık bastırıyoruz böyle iç kısımlarına. Patlıcanlarımı güzelce içlerini ayarladım gördüğünüz gibi. Şimdi hemen içlerini doldurup üzerine domates biberleri koyup fırına süreceğim. Şöyle koyalım kameramızı. Az bir zamanım kaldı çünkü. Son dakika yaptım. Sıcak sıcak olsun diye. Şöyle dolduruyoruz içlerini. Şimdi doğru fırına gönderiyorum bu güzelleri. İç sosum arttı ama ben onu bir şekilde değerlendiririm. Şimdi salçalı suyunu da dökelim. Böyle. Evet. Yarın ondan başka bir şey yaparım. Her türlü değerlendiririm yani o sosu. Belki fırında kabaklı beşamel yaparım. Belki de makarnayla birlikte yeriz biz onu. Hadi şimdi fırına. Evet, patlıcan yemeğim pişti, karnı yerim. Bu şekilde oldu. Davul fırında hiçbir şey olmadı borcama. İlk defa soktum ben davul fırına borcam. Umarım siz de deneyip beğenirsiniz. Çok iştah açıcı. Görüntüsü de çok güzel duruyor. Bize afiyet olsun. Yeah.